Başarı bir yolculuktur. Varış noktası değil ve en uzun yolculuklar bile bir adımla başlar. Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı küçük bir köy olan Kaynarca'da 1956 yılının Ocak ayında hayata ilk adımını atmıştır Mustafa. Maçka müftüsü Baba Halit Bey ve ev hanımı Anne Sabire Hanım'ın 7 çocuğundan biri olan Mustafa neredeyse daha doğduğu günden itibaren çalışmaya başlar. Deha'nın %1 ilham, %99 ter olduğunu söyleyen mucidi doğrular gibi yaşamı boyunca da çalışmayı hiç bırakmaz. Çünkü dededen babaya, babadan oğula geçmiş olan çalışkanlık ve ileri görüşlülük vasıfları onu bu yolculuğunda Türkiye'nin eğitim sektöründe lider ismi yaparak zirveye taşıyacaktır. Dedesi Hafız İsmail Efendi'den miras olarak cesaret de kalmıştır Mustafa Aydın'a. Kuvayi Milliye Gönüllüsü Hafız İsmail Efendi Kurtuluş Savaşı'nda vatanı savunmak ve bağımsızlık için cephenin en önünde cesareti ve güçlü kişiliğiyle kıyasıya mücadele vermiştir. Adamı olan Baba Halit Aydın aynı zamanda eğitimciydi. Bilginin sonsuza dek cehaleti yöneteceğini bilen Baba Aydın, oğlu Mustafa da dahil olmak üzere bütün çocuklarının eğitiminde önemli bir rol üstlendi. Mustafa gibi bütün kardeşleri Aydın soy ismini en iyi şekilde temsil etti. Abi İsmail Hakkı, dünyaca ünlü beyin cerrahı, kardeşlerden Ömer tıp müteassısı, İbrahim Hakkı, felsefe ve din profesörü ve Süleyman, iletişim profesörü olarak hayatlarını devam ettirmektedir. Maçka'nın Kaynarca köyünde başlar Mustafa'nın ilkokul hayatı. Uluçamların fırtınalı diyarlarda yetişmesi gibi Mustafa Aydın da ilk, orta ve lise tahsilini Ladin ormanlarıyla kaplı vadilerin arasında Trabzon'da tamamlayacaktır. Onları ben okudana kadar eğe gidi kızım neler çektim, neler çektim onları ben okumala. Onlara ben neler yaptım. Ben hem köyde dururdum hem Trabzon'a inerdim, çarşıda onların işini yapardım. Hazırlardım onlara ben ekmek pişirirdim, yadırırdım, şiş yatırdım. Aman aman oğlum pişkilerdi de ya. Eğildi kızım. Onlar ben nelerden beğittim haberin olsun. Ama Allah'ıma çok şükür Allah'ın işinden de onlar da çok hayır görsün. Allah muradlarını versin. Ben çıktıklarımı bana unutturdular. Hepsi beni severler. Hepsi severler ama o daha başkadır. O daha başkadır. Ama ben de onu daha başka severim işte. O babasına benzer onu. Her şey kuvvetli olacak. Her şey iyi olacak. Her şey güzel olacak. Onun işi güzel olacak. Yani öyle paştan sağmak gitmez. Paşa sağma gitmez. Babalarının hepsi de biraz korkardı ama korkmazdılar. Ama babalar biraz şeydi onların kızım. Babalar öyle öyle baba değil. Biraz şeydi babası ya o demek. Korkarlar babalarından tabii. Babalar böyle şey konuşuyorlarla. Babaların hallaşı derler, konuşuyorlar babalarla. Baba işte ben orayı severim dedi. O da dedi zaten bir çocuk nereye isterse oraya yollayacaksın onu ki okusun kızım. İstemedi uyarı yollarsan ama okumaz o. Askeriyle gitti, çok başarılı öldü yani. Daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesinden dil bilimci olarak mezun olur. Türkçe hayranlığı kanına işlemiştir ve sonra da Arapça. Dil bilimi alanında master ve doktora çalışmalarını başarıyla tamamlayan Doktor Mustafa Aydın 3 eserin yanında çeşitli gazete, ansiklopedi ve dergilerde yazılar yayınlar.
askerlik yıllarının başında bundan sonraki yıllarını paylaşacağı hayat arkadaşı Eşref Hanım'la tanışarak bir aile kurmaya karar verir. Bu evlilikten Fatih, Elif ve Fatma Nur adını verdikleri 3 çocukları olur. Benim babam galiba diğer babalara göre biraz daha yoğun çalışıyor ama hep ben ona sorduğum zaman şey diyordu, ben senin için çalışıyorum, senin geleceğin için çalışıyorum der bana. Diğer arkadaşların babasıyla daha vakit geçirebiliyor belki ama benim babam yine, yani belki onlar daha boş geçiyordur ama biz babamla geçirdiğim her saniyeyi dolu dolu geçiririz yani. Hiç boş durduğumuz bir zaman olmaz. Öyle. O galiba o açıdan galiba kapatıyor eksi. Yani ben hiç baba yoksunluğu falan çekmedim. Genellikle önüme fırsatlar sunar ama seçme şansım benimdi. Baba kız ilişkimiz vardır ama yani biraz da birbirimizi iki anlayabilen dost gibi bir şey. Yani babam benim en iyi arkadaşım gibi bir şey. Söyleyebilirim onu her şeyimde. Artık sadece iyi akademik geçmişi olan ve ülkesine hizmet etmiş bir ateşe değil, bir aile reisi ve babadır Mustafa Aydın. Babam önce bir şeyi düşünür, karara bağlar. Sonra sizin o kararı bulmanız için sizi biraz bekler. Hepsi o. Biraz çok vakit alıyorsa biraz vakit alır ama herkes bir şekilde onun kararını bulur. Babamın hep kendi kuralları vardır. Yani babam o kendi kurallarından da kesinlikle taviz vermez. Kimsenin de o kurallara müdahale etmesini istemez. Babam için herhalde bir tek bir cümle kurulacak olsa sistem adamıdır diyebiliriz. Rahatlıkla karşısında konuşabilirseniz dinler, o yönde de bizim önümüzü açmıştır. Gerek almış olduğumuz eğitim, gerek iş hayatındaki tecrübelerimiz. Tabii ki tamamıyla babamıza borçluyuz bunu. Yani babamızın çok ciddi bir öğretmendir kendisi. Hakikaten iyi bir öğretmendir. Yani ben ne öğrendiysem babamdan öğrendim diyebilirim. Şu andaki karakterimin oluşmasında, prensiplerimde, yani şu an şu Elif'in şu prensipleri var diyorsak bunların hepsi Mustafa Aydın. Yani babama borçluyum ben. Bizi hayatının her noktasında her zaman bir ders vererek, şey yaparak hep bir yani lider oldu bize, bir örnek oldu. Eğitim camiası çok şanslı diyorum. Babam yani çok mükemmel işler yapıyor. Hiç kimsenin düşünemeyeceği şeyler yapıyor. Daha da çok şeyler yapacak değil mi? Allah ya, bence o Türkiye'nin şansı diyorum. İnşallah daha da ilerler. Ben babamı çok seviyorum. Allah ona uzun ömür versin. Yani Allah herkes onun gibi baba nasip etsin. Doktor Mustafa Aydın 1975 ve 95 yılları arasında Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde eğitim subaylığı, sonrasında askeri ateşe olarak yurt içi ve yurt dışı görevlerini tamamlar ve emekli olur. Planınız 10 yıl içinse ağaç dikin, 100 yıl içinse insanları eğitin sözünden yola çıkan Aydın, dededen gelen bu eğitimcilik anlayışını artık özel sektöre taşıma kararı vermesiyle de 1994 yılında Bil Dershanelerini kurar. Kendisi askerlikten ayrıldıktan sonra zaten eğitimci kimliği de olduğu için emeklilik sonrası yine eğitim sektörüne hizmet etmek için bir yol çizdi. Düzenli, sistematik ve çok çalışkan kimliğiyle Beşiktaş'taki çalışmaların hemen arkasından İstanbul'a dershaneler yayılmaya başladı. Daha sonra Türkiye genelinde yaklaşık olarak 100'ün üzerinde şubeye ulaştı ve kaliteli eğitim veren eğitim kurumu zincirlerinden bir tanesi haline geldi ve Türkiye'nin ilk 3'ü, bilemediniz ilk 4'ün içerisine girdi. Neyi, nerede, ne zaman yapması gerektiğini çok iyi planlar. Bence çok çalışkan olmasının, çok sistemli olmasının, çok disiplin olmasının yanında başarılı olmasının, bu derece başarılı olmasının en büyük nedenlerinden birisi de bu. Mustafa Bey, hakikaten soran ve sorgulayan bir insan. İşini önce sorar, nasıl yapabileceğini sorgular ve ondan sonra o işe koşar. İşiyle uğraşan, çok disiplinli, iş tecrübesini gittikçe geliştiren ve büyük bir girişimci olarak kendisini tanıdım. Çok insancıldır, çok böyle disiplinli, otoriter gibi gözükür ama çok güzel bir insandır. Bir defa iyi bir babadır, iyi bir aile babası, iyi bir dosttur, iyi bir arkadaştır. En büyük yatırımı eğitime yaptı.
Yani bu yatırımlarını başkalarına da yapabilirdi ama kendisi eğitimi çok sevdiği için çok güzel işler yaptı ve şu anda çok hakikaten tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Yapmış olduğu bu hizmetle hem üniversitelerimizi, hem gençlerimizi, hem liselerimizi örnek bir üniversite projesiyle vitrine çıkarmıştır. Yani sadece içe kapanık bir proje değil, uluslararası bir proje sunmaktadır Türkiye'ye. İnanıyorum ki Sayın Mustafa Aydın çok daha büyük işlere, çok daha büyük projelere imza atacaktır. Ben kendisine başarılar diliyorum. Allah yolunu açık etsin diyorum. Yıl 2003. Bir mum başka bir mumu yaktığında kendinden hiçbir şey kaybetmez. Sadece ışığı yayar. Eğitimin de bir mumu yakmak olduğu gerçeğini dile getiren Doktor Mustafa Aydın, Türkiye'de mesleki eğitime gerekli önemin verilmesini vurgulamak maksadıyla her ne kadar kendisine eğitim sektöründeki rakipleri o dönemde çılgın dese de bu konuda da bir ilke imza atarak Türkiye'de YÖK'e bağlı ilk vakıf meslek yüksekokulu olan Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu'nu kurar. Eğitimci olunmaz, eğitimci doğulur diyen Mustafa Aydın, binlerce gence aydınlık bir yol çizmek ve onları güzel bir geleceğe taşımak için 2007 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi'ni kurar. 8 fakülte, 3 yüksekokul, 2 enstitüsü ve 16 bine yakın öğrencisiyle eğitim ve öğretime devam eden 2015 yılına kadar Türkiye'nin ilk 5'ine, 2020 yılında da dünyanın ilk 500'ü içerisine girmeyi hedefleyen İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye'nin en çok tercih edilen vakıf üniversitesidir. Dostum, Mustafa Aydın Hoca'dan bahsetmek öyle kolay değil. Çok önemli meziyetleri, çok güzellikleri ve çok özellikleri olan bir dostumuz. Öncelikle eğitim hayatına vermiş olduğu katkı, ki o ortaya getirmiş olduğu ve son derece başarılı bir şekilde devam eden Aydın Üniversitesi, hakikaten bir taraftan Türkiye'nin geleceğine son derece dinamik, güçlü lisan altyapısı ve ekonomiye, Türkiye hassasiyetlerine hassas bir talebi portföyüne sahip. Kendisini bir kere kutluyorum. Gerçekten kurmuş olduğu üniversite ve kendisinin diğer alanlardaki yapmış olduğu başarılı işleri ve her zamanki şıklığını bir kere çok tasvip edenlerden biriyim. Gerek Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde almış olduğu görev, gerek UFRAD vesilesiyle yapmış olduğu başkanlık görevi ve her noktada son derece kibar, son derece beyefendi, iyi arkadaşım, iyi dostumdur. Kendisine başarılar diliyorum ve bugüne kadar yapmış olduğu her güzel şey için kendisine teşekkür ediyorum. Doktor Mustafa Aydın çok gönlü bir şahsiyet. Uzun yıllara dayalı bir dostluğumuz var. Uzun sürebilecek bir Milli Eğitim Bakanlığım döneminde Sayın Mustafa Aydın'la çok daha yakın görüşme, konuşma ve tanışma imkanı buldum. Bir teşriki mesaimiz oldu. Kendisini her zaman bir eğitim gönüllüsü olarak tanıdım. Fedakar bir insan olarak tanıdım. Müteşebbis bir insan olarak tanıdım. Ben Aydın Üniversitesi'ne ilk harcı koyanlardan birisi olmakla şahsen iftihar ediyorum.
Kuruluştan sonra da ben defalarca Aydın Üniversitesi'ni ziyaret ettim. Ve her geldiğimde üniversiteyi daha bir büyümüş, gelişmiş görmekten de ayrıca bir büyük bir mutluluk ve haz duydum. Adeta diktiğiniz büyük bir fidanın meyveye durması, meyve vermesinin verdiği haz gibi bir haz duydum her zaman. Üniversite sadece fiziki mekan ve öğrenci sayısı itibariyle büyümemiş, nitelik olarak da büyümüş. Bu eserin ortaya çıkmasında şüphesiz ki birçok insanın etkisi ve rolü vardır ama başından itibaren Sayın Mustafa Aydın buradaki orkestra şefidir. Liderlik yapmak, yol göstermek, öncü olmak şüphesiz ki kolay değildir ve Mustafa Bey bunu başarmıştır. Mustafa Aydın nasıl biridir dediğimizde kendi içerisinde pek çok farklı kişilik özelliği olan ve bunu işine de, ilişkilerine de aynı güçte yansıtan biridir. Bunlardan, bunların da en başında gelen, en dikkat çekici özelliği samimiyetidir, dürüsttür. Benden de güven ilişkisi kurulabilen günümüz dünyasındaki en derin insanlardan biridir. Dostlukları uzun süreklidir, solukludur. Ve diğer taraftan çok kolay bir karakter de değildir. Çabuk sinirlenir. Mükemmeliyetçidir. Kendisine karşı da, yapılan işe karşı da, etrafına karşı da. Bunu ifade etmekten hiç çekinmez. Beklenti düzeyi yüksektir. Dolayısıyla çalışması her zaman çok kolay olan biri değildir. Ama aynı zamanda da güçlü bir kişiliktir. Etrafına, üniversitenin adı da olan kendi soyadı gibi ışık da saçabilen bir şahsiyettir. Bütün bu özelliklerinin yanında belki de en altı çizilesi tarafı da amansız çalışma şevkidir. Bazen sağlığını kaybetmesine dahi neden olacak raddelere gelse de bu tutumundan hiç vazgeçmemiştir. Kendi kendisini ve kurumunu inşa etmiş bir şahsiyettir. Bir başarı hikayesidir hakikaten. Görev yaptığım 7,5 yıllık İstanbul Valiliği döneminde İstanbul'da devlet üniversiteleri yanında çok sayıda vakıf üniversiteleri açıldı. Bu iş halen de açılmaya devam ediyor ama işlerinde çok başarılı olanlardan bir tanesi Aydın Üniversitesi'dir. Bana göre Aydın Üniversitesi'nin mesleki eğitim anlamında kurduğu enstitülerle, sivil toplum kuruluşlarıyla, meslek teşekkülleriyle, sanayicilerle ilişkisi bu alanda kendisini öne çıkardı ve meslek yüksek okulları içerisinde en başarılılarının, en çok öğrencinin başvurduğu üniversite sıfatıyla ki 16 bin çok önemli bir rakamdır. Tabi burada Mustafa Aydın'ın çok özel bir emeği var. Şimdi değerli Mustafa Aydın'ın bence kişiliğinden kaynaklanan bir kere bir, hizmet heyecanı. İki, işini sevmesi, takibi ve çok önemli bir organizasyon yeteneğine sahip olması. Bunlar yöneticiliğin önemli sırlarıdır. Hepsi bir arada ama gerçekten hayretle izlediğim yönleri de var Sayın Aydın. Yani sadece üniversite olsa bu kadar karpuzu bir koltuğa nasıl sığdırabilirlerdi? Yani bir deyim vardır ya, bu kadar fazla işi nasıl bir arada yürütebiliyor? En azından o franchise'la ilgili bir çalışmasını biliyordum. O derneğinde o başkanlığını yürütüyordu. Türkiye'de çok önemli bir çalışmaydı. Her gördüğüm yerde Sayın Aydın sen burada mı varsın şeklinde. Yani bir mahcubane tavırla sanki böyle... Çok farklı bir yapıyla ben kendisini tanıdım. Tabii böylesi insanlara Türkiye'nin ihtiyacı var. Mustafa Bey kazandığı, bu eğitim alanında elde ettiği bütün gelirleri yine eğitime harcayan, eğitimle paylaşan. Bunu ama yalnız eğitim alanında değil, bütün sivil toplum örgütleriyle, yaptığı sponsorluklarla, gençlerin birçok alana daha eğitimli, daha vizyonlu, daha Türkiye'nin geleceğine bu çağdaşlaşma projesiyle devamına yön veren, yönlendiren ve ona abilik yapan, ona bu anlamda da abilik konusunda bir görev üstlenmiş bir misyoner olarak kendisini görüyorum. Böyle bir özelliği var. Durduğu noktayı çok önemli buluyorum. Atatürk devrimlerinin, Cumhuriyet'in değerlerinin gerçekten bütün sürecine kapsayan ama bugüne de yansıtan bir kimliği var. O kimliğin devam etmesini. Gençlere yaşadıkları topluma karşı sorumluluk bilincini eğitimleri sırasında vermeyi hedefleyen Doktor Mustafa Aydın, eğitim sektörünün yanı sıra sivil toplum kuruluşlarıyla ve yapmış olduğu çalışmalarla da geleceğin çiçekleri gençlere yol göstermeye devam eder.
Mustafa Bey, ben uykuya ne zaman zaman buluyor hayretler içindeyim. Yani 24 saat bıraksanız adamı 24 saat çalışacak. Mustafa Bey, bir defa benim bu yaşıma kadar tanıdığım en başarılı insan. Heyecan veriyor yani. Bir defa enerjisi de öyle, kendisi de öyle. Yani heyecan veriyor. Ben Mustafa Aydın'ın, hep onu düşünürüm. Cenab-ı Allah'ın derim, bana bir ödülüdür derim Mustafa Aydın'ı tanımak. UFRAT, World Franchising Council dediğimiz bir çok önemli bir aslında bir dernek. Bugüne kadar böyle bir atıl kalmış. Mustafa Bey oraya tabii o heyecanlı temposunu yansıttı. UFRAT Derneği 50 yılda katledecek yolu 1 yılda katletti. Mustafa Aydın eşittir başarıya. Öylesine bir başarıya ki, tabii iltifat insanların ruhunu okşar ama Mustafa Aydın için ne desek yetmez. Üniversite kurmak kolay değil. Üniversite kurarsınız, büyütemezsiniz. Üniversite kurarsınız, yürütemezsiniz. Şimdi öylesine büyüyen bir müesse ki, bunu nasıl yaptı? Hala benim aklım vermiş değil. İnsanüstü bir gayret, akıl almaz bir cesaret. Yani bu yalnız mesaileyle olmaz. Buna cesaret etmek lazım. Ben şunu söylüyorum. Mustafa Aydın sıra dışı bir adam. Normal bir adam değil kesinlikle. Çünkü normal bir insanın yapacağı iş değil. Çok ama çok parası olanlar, çok ama çok güçlü olanlar Mustafa Aydın yaptığı şey yapamadılar. Böyle sıfırdan geleceksiniz. Yani neredeyse bir şehrin nüfusuna yakın talebenin okutulduğu ve iyi okutulduğu. Yani marifin koyduğu standartların üzerinde bir skalayla buralara geldi. Allah uzun ömür versin, sağlık versin. Yaptıklarını kat be kat büyütsün. Mustafa gibi müteşebbislerin ülkeye çok ama çok ihtiyacı var. Keşke Türkiye'de Mustafa gibi 10 kişi, 20 kişi, 50 kişi olsa. Topluma karşı üstlendiği görevleri en iyi şekilde yerine getiren Doktor Mustafa Aydın, başta Türkiye Sigarayla Savaş Derneği olmak üzere Uluslararası Franchising Derneği, DEİK Eğitim Ekonomisi İş Konseyi, Küçükçekmece Kent Konseyi, Avrasya Üniversiteler Birliği ve KOPEM gibi daha birçok sivil toplum kuruluşunun temellerinin atılmasını sağlamıştır. Türkiye'nin aydınlık geleceğine daha iyi bir dünya bırakma konusunda var gücüyle çalışan eğitim gönüllüsü Doktor Mustafa Aydın, bu başarı öyküsünde doğduğu günden bugüne kadar azmi, çalışkanlığı, öngörüsü ve liderlik vasıflarıyla ülkemizin daha da aydınlanması için hep ileriye doğru sağlam adımlarla yürümeye devam ediyor.